Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizin bol bol çiçek dalı çıkarabilmesi için yeni bir gübre tarifi vereceğim. Özellikle orkideler ilkbahar ayında çiçek dalı çıkarmaya başlar. Bu yüzden orkidelerinizi şimdiden belirli aralıklarla sıvı bitki besinleri vermeye devam edin. İlkbaharda yeterince sıvı bitki besini alan orkideler daha hızlı çiçek dalı çıkarırlar. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Bugünkü sıvı bitki besini tarifini yumurtadan yapacağım. Bunun için elimde 2 tane yumurta var. Yumurtaları kırıyorum ve içerisindeki yumurta akı ve sarısını çıkaracağım. Kesinlikle orkidelerinize yumurta akını ve sarısını kullanmıyoruz. Bunu kullanırsanız eğer çiçeklerinize çok zarar verir. Sadece yumurta kabuklarını kullanacağız. Bakın gördüğünüz üzere içinde jelimsi bir sıvı tabaka var. Hemen bu jelimsi sıvı tabakanın gitmesi için iyice yıkayacağım. Evet, iyice çeşmede yıkadım ve gördüğünüz üzere artık içerisindeki o jelimsi tabaka yok. Yani içleri temiz. Şimdi yumurtaları ister güneşte isterseniz fırında kurutun. Fakat havalar çok sıcak olduğu için güneşte kurumasını bekleyin. Ben daha önceden bu işlemi uygulamıştım. Bakın bunlar benim güneşte kuruttuğum yumurta kabuklarım. Yeterli kuruduğunu anlamak için bu şekilde elinizle eğer ufaladığınız zaman küçük parçalara ayrılıyorsa kurumuş demektir. Hemen şimdi robotumu hazırladım ve robotun içerisine kuruttuğum yumurta kabuklarını koyuyorum. Yumurta kabuklarını küçük parçalar haline getirdim. Aslında toz haline getirecektim. Bu kadar oldu. Sizler isterseniz toz haline de getirebilirsiniz. Bu hale getirmemizin nedeni daha hızlı aktifleşebilmesi için. Bildiğiniz üzere yumurta kabuğunda çok yüksek kalsiyum var. Ve bu kalsiyumun suda daha hızlı aktifleşebilmesi için toz haline getiriyoruz. Evet, şu anda hazır. Şimdi 1 yemek kaşığı yumurta kabuğu tozunu bir kabın içerisine koyuyorum. Üzerine kaynar su koyacağım. Bu işlemi yapmamın nedeni daha hızlı kalsiyumun suya geçmesi. Kaynar suyu ilave ediyorum. Ve 1 litre ölçü olarak. Daha sonra bunun kapağını kapatıp bunun soğumasını bekleyeceğim. Fakat isterseniz bir gece bekletirseniz çok daha kalsiyum açığa çıkacaktır. Eğer aceleniz yoksa bir gece de bekletebilirsiniz. Şimdi bunu soğuması için bir kenara bırakıp bekleteceğim. Evet, suyum soğudu. Yumurta kabuğu suyuyla hazırlamış olduğum gübrem artık hazır. Su yeterince soğudu. Fakat üzerinde bakın gördüğünüz üzere bu şekilde köpükler ve içinde tortular var. O yüzden bunlardan ayırmak için süzmemiz gerekiyor. Hemen bir süzgeç ile süzüyorum. Süzdükten sonra bunu iki farklı yöntemde kullanacağım. Bu yüzden bir püskürtme kabının içerisine bir miktar koydum. Ve elimde gördüğünüz üzere bakın yaprakları hasta olan bir orkide var. Bazen orkide yaprak hastalıklarının nedenleri eğer orkidenize yeterince kalsiyum yoksa sebep olabilir. Kalsiyum birçok yaprak hastalığının hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Eğer mantar gibi bir hastalık değilse bu tarz yaprak hastalıklarında yapraktan
gübre niyetine bakın. Hem üstten hem de alttan sıkarak orkidenize iyileşmesini hızlandırabilirsiniz. Bu işlemi haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Sadece yapraktan gübreleme işlemini. Bu işlemden sonra bol ışık alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor. Ve hafif havalandırmanıza da katkı sağlayacaktır iyileşmesi için. Evet, ikinci yöntem olarak çiçekli orkidelerde kullanımı hem çiçekli hem de çiçeksiz orkidelerde kullanabiliriz. Bu orkidem de çiçeksiz bir orkideydi. Kullanmış olduğum gübreler vesilesiyle bakın şu anda bol çiçekli. Şimdi bu orkidemin de yapraklarını kullanacağım. Burada sadece püskürtme olarak değil, gördüğünüz üzere toz var yapraklarında. Eğer orkide yapraklarınızı temizlemek istiyorsanız hazırlamış olduğumuz yumurta kabuğu suyuna bir pamuğu batırıp yaprakları üstten ve alttan silerek orkidemizin daha sağlıklı olmasına, hem kalsiyum desteği almasına hem de orkidemizin özellikle tozlardan, böceklerden de kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz. Orkide yapraklarını sildim. Özellikle sizlere bakın göstermek istiyorum. Eğer orkidelerinizin yapraklarında bu şekilde renk açılması oluyorsa bu direkt güneş aldığını ve çok fazla güneş aldığını gösterir. Yine diğer bir orkidem, bunun da yapraklarını yumurta kabuğu suyuyla temizliyorum. Evet, orkide yapraklarımı güzelce sildim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen üçüncü tarifimize geçelim. Yani direkt sıvı gübre olarak. Bu gübreyi özellikle orkidelerin çiçek açması için vermeniz gerekiyor. Her bir saksı için bu hazırlamış olduğumuz sıvı bitki besinini 5 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Bu sıvı bitki besinini 20 günde bir verebilirsiniz. Eğer düzenli olarak sıvı bitki besinleri verirseniz bakın orkide kökleri bu şekilde aktif ve yeni kökler çıkarmasına yardımcı olur. Şu anda bu orkidemizin sağlıklı olduğunu gösterir. Gördüğünüz üzere elimde sağlıklı bir orkidem var. Hem yeni yapraklar hem de bol bol yeni kökler çıkarıyor ve diğer kökleri de çok sağlıklı. Gördüğünüz üzere orkideler sıvı bitki besinleriyle bu şekilde sağlıklı köklere sahip olurlar. Orkidelerinizde kök çürümesi var ise orkidelerinize çok fazla su vermeyin. Ve belirli aralıklarla mutlaka sıvı bitki besinleri verin. Orkidelerinizin çiçek açması için bu gübreyi mutlaka 20 günde bir verin. Çok faydasını göreceksinizdir. İlkbaharda çiçeksiz orkideler bu gübreler sayesinde mutlaka yeni çiçek dalları çıkarmaya başlarlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.